Yıllardan beri biz hep cemevleri üzerinden yürütülen politikalara karşı bir duruşumuz var, bir itirazımız var. Yani bizim cemevleri kimsenin siyasi arenası değildir. Cemevlerimiz bizim inanç merkezlerimizdir. İnsanların kendi inançsal, etniksel, kültürel yapılarını yerine getirebilmesi için oluşan merkezlerdir. Bunlar üzerine kimse kendine has bir ahkam keserek, yeniden bir oluşumlar yaratarak insanlar birbirinden ayrıştırmasına gerek yok. Biz bunu sürekli vurgulamasını yaptık. Kültür Turizm Bakanlığı nezdinde Alevi Bektaşi Başkanı'nın oluşumu, Türkiye'deki, Anadolu'daki Aleviliğin bir asimilasyon politikası üzerinden bir süreç yürüterek ve Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlaması, bunu da Alevi Bektaşi Başkanlığı'nı kendi yan versiyonu olarak kullanması, oradaki yönetim kadrolarındaki olan arkadaşların kendilerini Alevi olarak görmeleri bizim açımızdan yani kabul etmediğimiz bir durum, hoşnut olmadığımız bir durum ve bunun da kurulduğu günden beri itirazlarımız var. Biz öncelikle eğer Alevi canların temel ihtiyaçlarının kendi hakları olduğunu, ödediği vergilerden dolayı o hakların kendilerine dönüşümünü eğer vurgulamak istiyorsanız öncelikle cemevlerimizin bir inanç merkezi statüsünde sayılması gerekiyor. Öncelikle bunun üzerine şey yapacaksınız. Türkiye'deki inançlar ve etnisel grupların tamamının haklarının iktidar nezdinde eşit derecede sağlanması ve onların yerine getirilmesi gerekiyor. Bizim şu durumda cemevlerimizin işte elektrik giderlerinin karşılanması, yani bize karşı bir şirin gözükme gibi bir şey olarak görüyoruz ama bizim yıllardan beri kendi canlarımızın vermiş olduğu rızalık lokmalarıyla bunları karşılayıp ödüyoruz ve ödemeye de devam edeceğiz. O şeye bizim ihtiyacımız yok. Öncelikle yasal statü üzerinde bir samimiyet göstermeleri gerekiyor. Ve cemevlerimizin inanç merkezi statüsünde kabul görülmesi gerekiyor. Meclisin bu konuda bir karar alması gerekiyor ve yasal yapıda bu tür şeyin önce onanması gerekir. Onun nezdinde eğer böyle bir şey oluşacaksa da bizim kurumlarımız, genel merkezlerimiz, federasyonlarımız, konfederasyonlarımız var. Buralarla işare ederek ortak akılla Anadolu'daki Aleviliğin yapılanması üzerinden bir ortak yönetim oluşabilir. Ama bu tek başına bir yere Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir yere götürüp bağlanmanın Alevileri kendi himayesi altına alma bir durumu yaratmakta. Biz de bundan rahatsızız. Bu rahatsızlığın giderilmesi için öncelikle komisyonlar oluşturulup kurumlarımızın bir araya gelerek bu hususta birlikte bir iştahare edilmesi gerekiyor. Bir çalıştay yapılması gerekiyor. Alevilerin talepleri nedir? Bunların masaya yatırılması gerekiyor. Öncelikle bunların tartışılması gerekiyor. Yapılan iştahareden sonra, çalıştaydan sonra ortak akılla bir metin ortaya çıkıp bu şekilde taleplerimizin yerine getirilmesi gerekiyor. Yani orada bir çizelge çıkarmışlar, bir veriler oluşturmuşlar. Ama bizim bunlarla hiç uzaktan yakından şeyimiz yok, alakamız yok. Ama kendi kendilerine işte daha önceki şeyde de bir çizelge çıkarmışlardı. Güya Türkiye'de 1700 küsur cemevlerini dolaşmışlar, şey yapmışlar. Evet, biz herkesle görüşürüz, gelirler, dolaşırlar ama biz mevcut taleplerimizi kendilerinden istemlerimizi iletiriz. Genel taleplerimiz nedir? Onları ilettik. Bunlar yazılı ve sözlü de verdi kendilerine. Yani bizim taleplerimiz yerine gelmeden ama onlar kendi istediği doğrultuda bizlere bir sanki bir şey bağışlamış gibi, mal bağışlamış gibi, sanki bizim talebimizmiş gibi böyle bir topluma yansıtmakta ve bu da bilgi kirliliği yaratmaktadır. Kesinlikle bizim böyle bir talebimiz yok. Bizim kurumlarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Genel merkezde de görüşmelerimizi yapıyoruz. Onların çıkardığı bilançodaki gibi bizim örgütlerimizin hiçbir zaman böyle bir talepleri de olmamıştır.